Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Asıl konumuz tükürük bezi hastalığını konuşuyorduk. Siz tüm organları etkileyebilir cümlesinde evet. Belirtileri anlatacaksınız. Belirtileri nelerdir hocam? Şimdi tükürük bezi hastalıklarını ayırırsak en sık görülen hastalık enfeksiyondur. Tükürük bezi enfeksiyonu da diğer bölge enfeksiyonları gibi özellikle ağrıyla ortaya çıkan bu bahsettiğim işte çene arkasında, altında veya dil altında ağrılı şişlikle ortaya çıkan, kişide ağız kuruluğu yapan, çene hareketiyle ağrıya yol açan, ani gelişen ağrılı kızarık şeklinde bir şişlikle, hatta kaba kulak, çocuklarda kaba kulakla da karışır, ortaya çıkan genelde tek taraflı şişlikle ortaya çıkıyor. Dokunmakla bu bölgelerde ya da çene altında bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Bu enfeksiyon durumları sık gördüğümüz bir sebeptir. Genelde bir hafta 10 günlük bir antibiyotik tedavisiyle ek tükrüğü rahatlatmak için yapılan tedavilerle geçiyor. Ve tekrar lama şansı olsa da genellikle tekrarlamıyor. Bunlar daha akut yani kısa süreli hastalıkları. Bir de tükürük bezinin daha kronik, daha uzun süreli, daha sinsi seyreden hastalıkları var. Burada tabii tükürük bezi tümörleri dediğimiz iyi huylu ve kötü huylu tümörleri var. Bunlar da daha yavaş büyüyen, genelde ağrı yapmayan ve genellikle tek taraflı tükürük bezinde ele gelen şişlikle ortaya çıkıyor. Evet. Ve bu yıllar içinde büyüme eğiliminde oluyor. Bunların neyse ki büyük çoğunluğu iyi huylu dediğimiz tümörlerdir. Bu şekilde kişi bu dediğimiz bölgelerde eline gelen bir şişlik hissettiğinde bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmasını öneriyoruz. Çünkü bu bezlerin tümörlerinin çoğu iyi huylu olsa da bunların da kanser dediğimiz kötü huylu tümörleri görülebiliyor. Bunun tabii ayrımını yapmak için biz bu hastalarda önce görüntüleme yöntemiyle bu kitleyi tam olarak tespit ediyoruz. Daha sonra da oradan iğneyle yaptığımız biyopsiyle tanıyı kesinleştiriyoruz. Daha sonra tedavisini buna göre planlıyoruz. Genellikle de bunların tedavisi o tümörel dokunun bezin bir kısmı ile beraber oradan alınmasıdır. Bu tümörel durumlarda çünkü pek ilaç tedavisinin faydası olmuyor. Orada cerrahi yönteme başvuruyoruz. Bir de benim bugün özellikle bahsetmek istediğim tükürük bezi taşları. Evet hocam. Çünkü hastalar tükürük bezinde taş olmasını pek hayal edemiyorlar. Aslında nasıl böbrek taşı çok sık görülen bir sağlık problemi ise aynı şekilde tükürük kanallarının içinde de nasıl idrar yolu kanallarımızın içinde taş oluyorsa aynı özellikteki taş tükürük kanallarının içinde de birikebiliyor. Bunlar kalsiyum oksalat dediğimiz vücuttaki kalsiyumun artmasıyla oluşan taşlardır. Ve bunlar tükürük kanalının aniden tıkanmasına yol açarak özellikle çok spesifik, çok sık şekilde aynı hikayeyle genelde ortaya çıkıyor. Hasta bize geldiğinde yemek yerken aniden çenemin altı veya çenemin arkası aniden şişti şeklinde bir şikayetle geliyorlar. Genelde bütün başvurular bu şekilde oluyor. Burada tabii yemek esnasında sindirim için tükürük salgısı arttığında kanal tıkalı olduğu için bu bez salgıyı ağzın içine atamıyor ve geriye doğru aniden bir şişme, ağrılı şişme yapıyor. Daha sonra zamanla bu tükürük aktığı için o taşın kenarlarından, açık olan yerlerden birkaç saat içinde bu şişlik iniyor. Ama hasta bunu sürekli tekrarladığından bahsediyor. Ne zaman yemek yesem işte buram şişiyor şeklinde. Bu tarz öyküsü olan hastaların ben doktora kesinlikle başvurmalarını öneriyorum. Çünkü bu taşlar sıklıkla vücut tarafından kanalın içinden atılamıyor. Ve bunların gene cerrahi yoldan alınması gerekiyor. Aksi takdirde hastada sürekli tekrarlayan benzer şikayet ve giderek artan şekilde devam ediyor. Peki ne zaman başladı belirtileri anlamında siz diyorsunuz ki hasta bir anda çenem kısmında şişlikle
karşı karşıya evet. gelip size başvurdum söylüyorsunuz. Peki cerrahi müdahale sonrasında tekrarlama riski var mıdır bu sansürünün? Şimdi bu tükürük taşlarının yeri çok önemli. Hasta bu tarz bize şikayetle geldiğinde biz bir tomografi ve ultrasonla bu taşın yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Evet. Eğer bu taş tükürük bezi kanalının ağza açıldığı yere yakın bir noktadaysa biz bunu kanaldan alarak hastayı rahatlatıyoruz. Ancak bu taş tükürük bezinin daha derinlerinde, bezin içlerine doğruysa bunu kanaldan almamız pek mümkün olmuyor. Böyle bir durumda biz tükürük bezini taşla beraber çıkartıyoruz. Ve hastada tabii tükürük bezi de alındığı için bir daha tekrarlama şansı olmuyor. Tabii diğer tükürük bezleri bu bez çıktığında biraz daha fazla çalışarak gene hastanın bu günlük tükürük ihtiyacını, sindirim için, işte ağız nemlenmesi için gerekli tükürük ihtiyacını karşılıyor. Bunun hastaya herhangi bir zararı olmuyor uzun dönemde. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.